Necip oğlakları çok severdi. Babasının hediye ettiği oğlağı yaz boyu besleyerek büyüttü. Bu güzelim oğlağın peşinden koşarak gelmesi, avuçlarına küçük tozlar atması doğrusu çok hoştu. Babası Necip'e, "Sakın kapıyı açık bırakma, oğlak içeri girer, eşyalara zarar verir," diye sık sık tembih ederdi. Bir gün Necip topunu almak için koşarak eve girdi. Babasının sözünü hatırladı ama hemen geri çıkacağım diye kapıyı kapamadı. Onu koşarken gören oğlan peşinden içeri daldığını fark etmedi. Oğlak güzel mavi gözleriyle Necip'in nereye gittiğini araştırırken salondaki büyük aynaya doğru yaklaştı. Karşısında kendisi gibi bir oğlak görünce ona doğru ilerledi. Bu küstah hayvanın korkmadan üzerine doğru gelmesine içerledi. Ona haddini bildirmek istedi. Birden ileri atılarak var gücüyle tosladı. Şangır diye bir ses duyuldu. Kocaman ayna tuzla buz olmuştu. Necip, Peygamber Efendimizin genç sahabisi Abdullah İbni Amr'a ayrı ayrı zamanlarda buyurduğu hadisi bilseydi, babasının sözünden çıkmazdı. Babanın sözünü dinle.